Bu program COVID-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir. TV8 ekranlarından Emre Dorman'la aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler sevgili izleyenler. Ramazan ayı boyunca doçent doktor Emre Dorman ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocalarımızla birlikte TV8 ekranlarından sizlerle buluşmaya ve her gece farklı bir konuyla aklınızdaki sorulara cevaplar bulmaya devam ediyoruz. Bu gece de zekat, sadaka ve infak konusunu konuşacağız. Programlarımızda hep şunu vurguladık sevgili izleyenler. Ramazan ayı, Kur'an ayı, yardımlaşma ayı, duyarlılık ayı dedik. Peki Kur'an bize duyarlılık, yardımlaşma ve sosyal adalet konularında neler söylüyor? Zekat, sadaka ve infak kavramlarını bize nasıl tanımlıyor? Bu gece kıymetli hocalarımızla bu çok önemli konuyu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gülüncim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Allah'a şükür iyiyiz. Buradayız. Ramazandayız. Kur'an üzerine sohbet ediyoruz. Mutluyuz. Daha ne kadar mutlu olabiliriz öyle değil Tevletin. mi? Elbette. Ben hemen izleyenlerimize kitap hediyelerimizi de hatırlatayım. Sevgili izleyenler Ramazan ayı boyunca her gece Emre Dorman hocamızın 101 soruda Kur'an dini konularda en çok merak edilen sorular kitabını ve Caner hocamızın Neden Müslümanım İslam'a inancın delilleri kitabını 10 izleyenimize hediye ediyoruz. Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafımızın altına yorum yaparak fotoğrafı beğenen izleyenlerimiz ve takipçilerimiz arasından 10 kişiye bu iki değerli kitabı Hediye ediyoruz. Bu hatırlatmayla başlamış olalım. Emre hocam çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Ramazan ayı, Kur'an ayı, yardımlaşmayı, duyarlılık ayı dedik. Ee, şimdi elbette ki yardımlaşma hayatımızın her alanında, her anında olmalı. Ama şöyle de bir gerçek var ki Ramazan'da bu duygular pekişiyor, e, artıyor ve elimizden geldiğince yardımlaşmaya, dayanışmaya özen gösteriyoruz. Yani. E... Oruç tutmanın öneminden bahsettiğimiz programda e, izleyicilerimize hatırlatalım. E, oruç tutmak bilirseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Ve Allah'ın aslında bu oruç ibadeti başta, başta olmak üzere diğer ibadetlerle birlikte e, bizi takva sahibi kılmak için bu ibadetleri bize emrettiğini söylüyor. Dolayısıyla namaz gibi, oruç gibi e, ibadetler nasıl ki bizi daha duyarlı, daha sorumluluk sahibi insanlar haline getirmek için varsa aynı şekilde zekat, sadaka, infak gibi Kuran üzerinde durduğu ibadetler de bizi daha duyarlı ve sorumlu insan haline getirmek için var. Yani duyarlı insan olmak ne demek? Hani bencil olmamak demek. Hı hı. Ben merkezi bir hayat yaşamamak demek. Yani başkasının sıkıntısını derdini görebilmek, e, başkasıyla paylaşabilmek, o güzel hasletleri, o güzel erdemleri ortaya koyabilmek demek. Dolayısıyla dünyaya baktığımız zaman e, bu kadar ...yaygın bir şekilde dünyanın hemen her yerinde adaletsiz gelir dağılımının olduğunu görüyoruz. Evet. Ee, yani insanların, e, önemli bir kısmını milyarlarca insanın... E, ...diyebilirim ki günde 1-2 dolar civarı bir e, gelirle geçmek durumunda olduğunu görebiliyoruz. Hı hı. E şimdi böyle bir dünyada e, Kur'an'ın neden bu kadar ısrarla zekat, sadaka ve infak konusuna vurgu yaptığını anlamak çok güç değil. Evet. Öte taraftan aslında... Bu kurumlar yani zekat, sadaka, infak eylemleri diyelim. insanın kendisi için yaptığı hayırlar. Yani biz bu ibadetleri yerine getirdiğimiz zaman Allah'a bir şey katıyor olmuyoruz. Evet. Yapmadığımız zaman da asla Allah'tan bir şey eksiltiyor olmuyoruz. Çünkü Kur'an ayetleri çok açık bir şekilde e, ifade ediyor. Mesela Fatur suresinin 15. ayetinde diyor ki ey insanlar Allah'a muhtaç olan sizsiniz ama o hiçbir şeye muhtaç olmayan sonsuz zenginliğin sahibidir. Dolayısıyla Allah dileseydi herkesi çok zenginle yaratabilirdi. Evet. Ee, ama içinde bulunduğumuz bu imtihan dünyasının bir gereği olarak e, insanlar arasındaki rızkı farklı şekillerde bölüştürdüğünü ifade ediyor Rabbimiz. Tabii şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani hani böyle klasik bir öğreti vardır. E, sınırlı kaynaklar, sınırsız ihtiyaçlar <laughs> şeklinde. Halbuki bu doğru değildir yani çünkü ne kaynaklar sınırlıdır ne de ihtiyaçlar sınırsızdır aslında ihtiyaçlar sınırlıdır kaynaklar sınırsızdır Değil mi? tam evet. ters şekilde formüle edilebilir bu çünkü Allah rezaktır Allah yeryüzünde yarattığı her canlının rızkını temin eden e, tüm yaratıkların Rabbi olan Allah'tır hani Kur'an dikkat çeker kendi rızkını dahi taşıyamayacak nice canlılar vardır ki Allah onları da rızıklandırır der ha buradaki problem Allah'ın yarattığı şeylerin sınırlı olmasında değil, insanların o Allah'ın yarattığı şeyleri paylaşırken ki e, aç gözlükleri, doyumsuzlukları ve bencillikler aslında. Evet. Dolayısıyla Allah yeryüzünde birçok işte tarım üründe yaratmış, işte yeraltı kaynağı da yaratmış, insanların bir şekilde kendi gündelik hayatlarını geçirebilecekleri şekilde nimet ve imkanlar var etmiş. Dolayısıyla hani Kur'an'ın bu uyarıları önemli. Hani ben kısımda Caner hocam da bir şeyler katacaktır mutlaka. Ondan tamam. sonra tekrar ayetleri hatırlatırım. Evet, tekrar zekat, sadaka ve infak nedir sorusuyla evet. başlayalım. Önce bir onları açıklayayım. Sonrasında tekrar konuşacağız Caner hocam. Buyurun. Ee, yani zekat, e, sadaka, infak bunlar yani Kur'an'daki Allah rızası için vermeyi ifade eden terimler. İnfak vermeyi ifade ediyor. Sadaka bir yerde doğrulamayı ifade ediyor. Allah rızası için verdiğimizde aslında Allah'ın e, hükümlerini de doğrulamış oluyoruz zekatsa işte o vererek sadaka, sadaka vererek e, insanın e, temizlenmesini ifade ediyor tahminim zekat aslında Allah rızası için insanın sahip olduklarından vererek her türlü hı hı. temizlenmesini ifade etmekle beraber halk arasında yaygın olarak Allah rızası için verilen malla ilgili kullanılıyor hı hı. burada şu soruyu sormamız lazım yani biz bu hayatta ne yapıyoruz ve bu hayattan nereye gidiyoruz yani bu büyük resme bakmadığımız müddetçe Allah rızası için vermenin önemini bir türlü yerine oturtmamız mümkün değil. Şöyle yukarıdan bir resimle yani bence birçok şeyde olduğu gibi burada da bir kendimize bakmamız lazım. Yukarıdan bir bakışla kendimize baktığımızda şunu görüyoruz. Biz şu anda 2000'li yıllarda dünyanın bir noktasındayız. Hı hı. Ve insan hayatı 100 yıl bile olmayan çok kısa bir hayat. Bu hayatta Allah bedenimize bize birçok kullanacağımız organlar verdiği gibi... Bize mal da nasip etmiş. mallar Giyineceğimiz mallar, oturacağımız mallar veyahut da bunları almakta aracı olan altınlar, dolarlar, eurolar, Türk liraları değil mi? Birçok buna benzer şeyler vermiş. Eğer ki Allah bize hayatı nasip etmeseydi biz bunların hiçbirine sahip olmazdık. Allah yine maddeyi evrende yaratmasaydı bizim bunlara sahip olmamız yine mümkün değildi. Yani sonuçta biz neye sahipsek bedenimizde değil sırf mal olarak da neye sahipsek... Bütün bunlar Allah sayesinde. Dedi. Evet. Ve ondan sonra kısa bir süre buradaki bu mallarla dolduktan sonra ne olacak? Bakınca biz yani mesar mesara gideceğiz hepimiz. Yani sonda gördüğümüz bir yerde gidiyor. Yukarıdan işte resme baktığında milyarlarca yıllar sıkışmış bir yüz yıl. Hı hı. Peki yüz yıl biz oraya gittikten sonra Kur'an'a iman ediyorsak ondan sonra ahiret hayatının da varlığını görüyoruz. Ahiret hayatına buradan mal nakli yapabilen var mı? Mesela işte altınlar, takıllar, euro hesabı, dolar hesabı. Benim işte böyle çok güzel villalarım vardı, köşklerim Hiç vardı. Hiçbir şeyi götüremiyorsunuz. Hadi tapınaklı yapalım ahirete. ya yani bu kendimizi kandırmak değil. Tam tersi sanki böyle olabilecekmiş gibi yapmak. E, bunun böyle olabileceğini düşünmek. E, kendi kendini kandırmak. Yani hepimiz biliyoruz ki ahirete havale yapabilen bir banka yok. Ve böyle bir bankanın olması mümkün de değil. Banka ne kadar yeni enstrümanlar bulursa bulsun, bankalar, finans kurumları, hiçbiri ahirete benim havale yapma imkanım yok diyor. Bu da şu demek, biz çok çok hırs yaptığımız malımızdan bu dünyada ayrılacağız. Peki buradaki mal, Allah'ın bize bir nimeti, bir o malla şükredeceğiz mi diye bir nimeti. Malla birçok bir şekilde imtihan oluyor. Ee, ama diğer taraftan o maldan bakalım fakirler için vereceğiz mi? Yani zekat, sadaka, infak dediğimiz o süreci gerçekleştirecek miyiz? Biz Allah bize malı verirken bununla imtihan oluyoruz. Aslında maldan veren kimse malı Allah sayesinde sahip olup olmadığına iman edip etmediğini de gösteriyor. Evet. Eğer ki bir insan malı Allah sayesinde sahip olduğunu farkındaysa... Yani o malını Allah rızası için sarf etmemesi kadar... E, yani Değil, değil ...yani Saat bir yanlış etmemesi. bir şey düşünürü, Yani zihnimizde bizim ciddi bir evet. sorun olması lazım. Çünkü niye? Ahirete bunu götüremiyoruz. Bütün mal burada kalıyor ama... ...ahirete Allah rızası için sarf ettiğimiz mallarla kazandığımız sevabı... ...Allah rızası için yaptıklarımızı götürebiliyoruz. Evet. Ezeli olan Allah... ...biz ölünce bedenimiz de yok oluyor. Hı hı. Hafızalardan, bizi tanıyanların hafızalarından da biz yok oluyoruz. Ama... Allah'ın hafızasında bizim yaptığımız iyilikler kalıyor. Allah evet. rızası için fakirlere gözetmemiz, etmemiz, malından sarf etmemiz ve e, Allah'ın hafızasında son sakat bizimle ilgili artı bir puan olarak kalacak. Evet. Bunun değerini anlayan bir kimse Allah'ın beğendiği bir kul olmanın her şeyden değerli olduğunu bilen, buna da Allah rızası için hayırlı hayırlarda malımızı kullanarak ulaşmanın bir imkan olduğunu düşünen herkes malından sarf edecektir. Fakat Hümeze suresi 3. ayette geçtiği gibi o malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor diye düşünen kimse yani malı sanki kendine sonsuzluğu getirecekmiş gibi düşünen kimse hı hı. o malına daha çok sarılacaktır. Allah aslında bizim içimiz öyle bir his vermiş ki gelecekle ilişki kurabilecek şekilde bir zihminimiz var. O geleceği bir şekilde garanti altına almak istiyor. Bu aslında bir insanı götüreceği yer Allah rızası için sevaplar hayırlar işleme. Hı hı. Fakat diğer taraftan e, bu dünyadaki e, yani Bizim gerçekten güvenecek Bizi alacak şey aslında Malı tutmamız değil sarf etmemiz evet. Airet anlıyorsa Fakat dünya çerçevesi içinde Bütün hayata baktığında birçok insan Dünya hayatta kendisinin güvencesinin Malını yığmak olduğunu zannediyor Aslında iki paradigma var Yani airet var diyorsanız Mantıklı olan Allah rızası için Sarf etmeniz hı hı. Bu dünya sonsuzsa sarf etmemenizin belki bir anlamı olabilir. Aslında bu dünyanın içinde baktığınızda... öbür paradigmada da malı tutmanın çok bir esprisi yok. Yani ölünce yok olacağını düşünen bir insan da ya yani malından ölme öldüğünde eve vedalaşıyor. Yine mal hırsı böyle malı yığacak şekilde bir hırs yapmanın hı hı. mantıksal karşılığı gözükmüyor ama insanların o e, sanki sevaplarla ebedi hayatı kazanmasına paralel yanlış bir duygu kayması malda oluyor. Malı birçok şekilde Malırsın. yığarak sanki öldükten sonrasında garanti alacakmış gibi adeta düşünen böyle bir zihinsel yanılgıya düşen insan ya, Aslında malırsının birçok kötülüğünde anası olduğunu söyleyebiliriz öyle değil mi hocam? Yani hiç şüphesiz yani şöyle düşün yani şimdi mal hırsının kötülüklerin anası olması birkaç şekilde de olabiliyor. Bir e, malı haram şekilde batıl yollarla elde etmeniz mümkün. Nedir? Kur'an'da geçiyor bunlar. İşte birisinde diyelim rüşvet vererek başkasının hakkını gasp edebilirsiniz. Hı hı. Ee, tartıda ölçüde hile yaparak ticaretinize yalan dolan karıştırarak başkasının hakkı olan bir şeyleri kendi üzerinize geçirebilirsiniz. Hı hı. Kısacası malla ilgili imtihan, mal hırsıyla ilgili imtihan bir mal için siz kötülük yapacak mısınız, yapmayacak mısınızla başlıyor. Hı, hı. Başkasının bir emanetini vermeyip veya bir yetimin miras hakkını ona vermeyip malla böyle bir imtihan oluyor. Bir haram yiyor musun yemiyor musun diye. Birçok kimse mal hırsından dolayı Kur'an'daki birçok haramı yapıyor. Yetimin hakkını yiyor. Zayıf insanları eziyor. Yalan söylüyor, rüşvet veriyor. Başkalarının hakkını gasp ediyor. Bu nedir? Aslında bunların hepsinin temelinde bir e, Sahip olma hırsı. mal hırsı var şimdi bu e, hırstan e, nasıl kurtuluruz hocam Şu, ona da girip fakat bir de başka türlü de bir mal hırsı var bazen de harama girmeseniz diyelim yani ticaretinize haram karıştırmıyorsunuz ama malın yani ben sahibiyim benim banka hesabımda duruyor bu işte benim tabu bende düşünüyorsun oysa bunu söyleyen kimse Allah'ın bir kulu olduğunu her şey Allah sayesinde sahip olduğunu o malı da ben istediğim gibi malı sarf ederim demeye hakkının olmadığını anlamıyor biz Allah'ın kuluysak ancak Allah'ın dediği şekilde o malla ilişki kurabiliriz. Hı hı. Allah da fakirlere verin diyor. Fakirlerin bizim malımızda hakkı olduğunu söylüyor. Kısacası böyle bir mal hırsı da sorun. Yani malın bu şekilde hırsı yani helal bir ile olsa mala eğer ki bir insan malı yığıp da onu fakirlerle muhtaçlarla paylaşmıyorsa Allah'ın o nasibini kendine bir tek tutuyorsa bu da bir sorun. Yani Hayır. zenginin malında fakirin hakkı var. Tabii ki. Ayrıca şöyle de yine bir mal hırsı olabilir. Birçok insan malla ilgili düşkünlüğünden dolayı Allah rızası için yapılacak şeyleri bir kenara bırakabilir. Hmm. Ne yapabilir? Allah daha azanar malla ilgili şeylerde Namazlarını işte mal hırsından dolayı namazlarını aksatabilir. Allah yolunda bir mücadele edilecektir. İşte... Mal peşinde gitmekten, malına bir şey olacak endişesiyle Allah yolunda mücadele eden, Allah yolunda hayırlar yapmaktan, hmm. iyilikten yapmaktan geri doğurabilir. Yani bütün bunlar yani haram ticarete, haram yollara başvurmadan, malını fakirlere vermemeden, insanı yapacağı hayırlardan, güzelliklerden alıkoymasına kadar mal hırsının sebebiyet verici birçok sorun var. Bunların hepsi de haramdır. Yani İslami açıdan bir insanı farzdan da alıkoyması malın sorundur. Evet harama götürmesi de yani illa şöyle düşünmemek lazım. Yani ticarette bir tek harama giriyorsa kimse o, o yani bir üç kağıt yapıyorsa o malla ilgili sorun diye düşünmemek lazım. Yani bir insan fakirleri vermiyorsa o da sorundur İslami açıdan. Çünkü zekat da önemli bir farz. Hı -hı. Veyahut da Allah'ın farz kıldığı ibadetlerini Allah yapılması gerektiği hayırlardan mal koyuyorsa bu da sorundur. Evet. Yani bütün bunların hepsi sorun mal açısından. Ha bundan nasıl kurtuluruz? Bundan nasıl Bundan... kurtuluruz da aslında geçmeden önce e, bu malları e, hangi başlık altında vereceğimizi ben bir Emre Hocama sormak istiyorum. Tamam. Ondan sonra buradan Mal devam edelim. nasıl kurtuluruz da tabii öğren başlık. E, ona gireriz. Evet, buna evet. gireceğiz. Peki zekat, sadaka ve infak. Öncelikle bunları bir tanımlayalım hocam. Bu neleri nasıl hangi başlıklarda? Aslında Caner Hocam söyledi yani zekat e, arınmak, arıtmak gibi bir anlama geliyor. Sadaka doğrulamak yani Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmek zaten onu doğrulamak anlamında ee, anlamında kullanılır. İnfakta harcamak Allah yolunda. Herhangi bir beklenti içerisinde olarak harcamak yani en yalın halde bu şekilde ifade edebiliriz. Az önce Can Hocam'ın yaptığı açıklamalardan şöyle bir şey geldi bak aklıma. Yani şimdi İslam asla sermaye düşmanı bir din değil. Hı hı. Yani pekala sermaye sahibi insanlar, işte iş kurarlar, iş imkanı sağlarlar. Bakın bu yaşadığımız dünyada, her iki ülkemizin ekonomik şartlarında mesela insanlara iş imkanı sağlayacak şekilde yatırımlar yapmak da bir nevi zekattır. Evet. Ha, bu ben zekatımı burada kullanayım bir daha zekat vermeyeyim anlamında değil Birbirine alternatif şeyler değil ama yani parayı elde tutmamak ya da parayı ne bileyim işte böyle yine üzerine para getirecek şekilde böyle bir takım yatırımlardansa onu ekonomiye kazandırmak yatırım yapmak işte iş yerleri açmak fabrikalar açmak üretim tesisleri açmak ve bu şekilde açılan yerlerdeki insanlara da iş imkanı sağlamak insanların zekat ve sadaka alma ihtiyaç duymayacak şekilde kendi geçimlerini sağlayabilme ortamlarını hazırlamak. Süreklilik yani sürekli sağlamak. Hani Çünkü bir insan değil bir çok zengin o parasını eşit bir şekilde ihtiyaç sahibi insanlara paylaştırabilir. Bu da güzel bir şeydir. Ama o parayı daha efektif şekilde daha etkili şekilde kullanarak e, insanlara iş imkanı sağlayabilir ve sürekli o insanlar kendi geçimlerini temin edebilirler. Yani hani balık vermektense balık tutmayı öğretmek hmm. misali aslında o imkanı sağlamak. Şimdi Kur'an-ı Kerim özellikle bu konuda gerçekten muhteşem ayetler içeriyor. Evet. Şimdi bir kere şunu bir hatırlatalım. Allah bize şunu söylüyor. Diyor ki işte sizler böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. Şimdi burası çok önemli. Dikkat edin. Kim cimrilik ederse artık o ancak kendi nefsine cimrilik eder. Allah kendi kendisine yeten ve hiçbir şey ihtiyacı olmayandır. Fakir olanlar sizlersiniz diyor. Muhammed Suresi 38. ayette. Şimdi Allah bize neyi hatırlatıyor burada? Yani Allah size zekat, sadaka, infak yoluyla e, insanlara yardım edin dediği zaman haşa Allah bunu yapamayacağı için de siz ona sınıyor. Siz bu konuda cimrilik yaparsanız kendi nefsiniz aleyhine cimrilik yapıyorsunuz. Bu yaptığınız cimrilik hesabını Allah'a vereceksiniz. Allah size evet. muhtaç değil. Allah yine istediği gibi rızıklandırır. Yine mesela e, kendi ha, nefsinizin hayrı olmak, hayrını olmak üzere infakta bulunun diyor. Kim nefsinin bence tutkularından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. de. Tabun suresinin 16. ayetinde. Hı, hı. Nefsin bence tutkularından kurtulmak olarak tarif ediyor Rabbimiz bize bu sadaka infak e, eylemini. Asıl tam e, bu bam dediğimiz böyle kilit noktaya geliyoruz. Hadis suresinin 10. ayeti bence muhteşem konuyu özetliyor. Allah yolunda harcama yapmanızı engel ne var ki diyor. Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. İşte az önce Canurcan dedi ya transfer edemiyorsun hiçbir şeyi. Evet. Zaten her şey Allah'ın ve miras da Allah'ın. Yani zaten yanında götüremeyeceksin ki ne engel var senin bunu yapmana. Yani insanlarda gerçekten enteresan bir şekilde mal yığma, mal, malı depolama gibi böyle bir şey var. Kendini daha güvenli, güvencede hissediyor. Hı hı. Halbuki Allah o insanlar için öyle kaygılarını işler veriyor ki her şeyleri maddi olarak olmasına rağmen hep huzursuzlar hep ya bunlar elinden giderse kaygısı taşıyorlar. Yani evet. belki çok sırada sokaktan geçen insanlar bile onlardan bu konuda Allah'a daha çok güveniyor. Evet. Hiçbir şey olmayan adam bile Allah'a daha çok güveniyor. Her şeyi dışarıdan baktığın zaman var gözüken insanlar. Hep bir korku, hep kaygıya bunlardan mahrum kalırsam ya yok olursa bunlar ya giderse. Şimdi bakın şey de bu zekat, sadaka, infak konusuyla ilgili e, birkaç başlık var burada çok önemli onlar. Şimdi bir kere e, bu eylemlerin Allah'a borç vermek olarak tanımlandığını görüyoruz Kur'an'da. Bakın bu, bu, gerçekten Allah yani ganidir, hani zenginir, hiçbir şey ihtiyacı yoktur. Ama Rabbimiz böyle öyle kelimeler kullanarak bu eyleme teşvik ediyor ki ha sen bir ticaret mi yapmak istiyorsun Allah'a borç ver. Bakın nerede diyor mesela bu? Zekatı verin güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin. Kendiniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin Allah katında hayrın daha çok ödünü daha büyük olarak bulacaksınız. Müzemmi suresi 20. ayet. Yine mesela Tevabun suresi 17. Eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şekurdur, halimdir. Yani bakın dikkat ederseniz e, Allah'a borç vermek olarak tanımlıyor bunu. Yine mesela Bakara 245'te hadis suresinin 11. ayetlerinde de kim Allah'a güzel bir borç verip onun kendisine kat kat dönmesini ister diyor. Şimdi birincisi bu. Evet. İkincisi mesela e, yine Rabbimiz diyor ki Allah yolunda infak edilen şeyler karşılığında yani karşılığında Allah'ın rızasını almak ve cennetleri vermek üzere Allah'ın insanlardan bunu satın aldığını söylüyor. Bakın nerede? Ee, Tevbe suresinin 111. ayetinde Allah inananların canlarını ve mallarını karşılığında kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır diyor. Dolayısıyla aslında bir anlamda ee, Allah Alıcı, insan verici gibi. Bu pozisyonda. Peki mesela şeye bakalım yine. Ee, Bakara Suresi 261. ayette diyor ki Allah yolunda mallarını harcayanların durumu kendisinden yedi başak çıkan ve her başakta yüz tane bulunan bir buğday tohumuna benzer. Allah dilediğine kat kat verir ve Allah her şeyi kuştan her şeyi bilendir. Allah bir de şunu vaat ediyor. Allah yolunda harcadığınız zaman Allah onu katlayarak katlayarak bereketlendirecek. Bunu da vaat evet. ediyor. Hem de hemen. Hem... Yani aslında hem bizim iyiliğimiz için istediği bir şey hem de kendi iyiliğimiz için de yaptığımız bir ibadete aynı zamanda da Allah'ın karşılık vermesi gerçekten çok lütuf sahip kesinlikle öyle lütufkar olduğunun bir göstergesi yani kesinlikle değil mi? öyle bir de mesela şeyden bahsediyor ayetler yine en güzel en, en asla batmayacak bir ticaretin Allah ile yapılan ticaret olduğunu söylüyor. Mesela Fatır suresi 29. ayetinde. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık infak edenler asla batmayacak bir ticaret umabilirler. Yani bugün mesela insanlar e, paralarını, sermayelerini değerlendirmek üzere yatırım araçları arıyorlar değil mi? Hı hı. Yani dünyevi olarak belli yatırım araçlarına yöneliyorlar ve oradan bazen kar ediyorlar bazen zarar ediyorlar. Hı hı. Şimdi yani bunun bir riski var kendi içerisinde. Yani yüzde yüz böyle... Kesin kar edeceksin diye bir yatırım söz konusu değil. Ama Allah bunu vaat ediyor. Yani Allah rızası için e, yaptığım bu zekat sadaka infak yatırımı asla zarar olamayacak bir ticaret olarak söylüyor. Allah yani... Muhteşem. Şimdi bakın. Mesela bu ibadetleri yerine getirin ama Allah size dünyada hiçbir şey vermeyecek. Hatta malınızdan hep eksilecek diyebilirdi. Hı hı. Ne diyebilirdik? Bir şey diyebilir miydik? Hiçbir Hiç şey Yani Bu zaten ya Allah'ın dediğini yapacaksın ya yapmayacaksın. Evet. Ama Allah kullanılan olan rahmetinin bir geri olarak aynı zamanda onları da teşvik etmek için motive etmek için diyor ki yapın her ne infak ederseniz Allah onun yerine bir yenisini verecektir ve Allah kat kat artırarak bunu verecektir diyor. Çünkü evet. yine Kur'an'da dikkat çekiliyor çok da çarpıcıdır. Eğer Allah sizden mallarınızı tamamını isteseydi e, eksir korkusuyla cimlik ederdiniz diyor. Çünkü Allah bunu biliyor. O yüzden diyor ki verirseniz aynı zamanda da yerini dolduracağım ve arttıracağım diyor. Dolayısıyla bu aslında insanın hem Allah'ın emrini yerine getirmesi hem bir ibadeti, e, eylemi yerine getirmesi oluyor. Hı hı. Hem de ona hem dünyevi olarak hem de ölüm ötesi alemde de muhteşem geri dönüşleri oluyor. Yani bundan daha güzel bir ibadet olabilir mi? Yani hı. bir veriyorsun, onu alıyorsun. Evet. Peki şimdi Emre hocam çok güzel ayetler okudu. Caner hocam. Hı hı. E, biz e, ne kadar verirsek hem bizim iyiliğimiz için hem e, toplumun iyiliği için Aynı zamanda bize geri dönüşü olan zekat, sadaka, infak konularını konuşuyoruz. Peki siz biraz önce mal hırsından, mal biriktirme hırsından, sahip olma hırsından bahsettiniz. Bu ayetler doğrultusunda biz bu hırslardan nasıl arınabiliriz? Ee, yani bu hırslardan arınmamız için bence büyük hikayeye, büyük resme bakmamız lazım. Hı hı. Aslında İslam'la ilgili bence bütün hükümlerde, vaktimizi doldurmada, oruçta, namazda hepsinde... Ee, büyük resme bakmamız lazım. Büyük resimdeki bir başlangıç hikayemize bir de işin sonuna bakmamız lazım. Şimdi başlangıç, işin başlangıcı şu, başlangıçta bir tek Allah vardı, hiçbir şey yok... Ve Allah sayesinde her şey oldu. Başlangıcına bakmamız, ben yokken burada Allah sayesinde var oldum. Sahip olduğum her şey de Allah sayesinde dedirttiriyor bize. Hı hı. Bu derin bir minnettarlık hissine bizi götürecek bir şey. Buradaki minnettarlık hissimiz, ...ve her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmemiz... ...ya bunları sahibi Allah... ...ben zaten Allah sahipse sahip oldum... ...Allah bunları sen fakirlere ver, yetimlere ver... ...işte Allah yolunda mücadelede sarf et diye sayıyorsa... Hı hı. ...o zaman ben bunu yok, ben bunu vermem... ...malımı çok seviyorum, vermem, demem... Hı hı. ...yani bu cümleleri kurmadan veyahut da böyle yapmam ki... ...o bunları deme anlamına geliyor... ...bir mantığı olamaz... ...baş hikayesi bu iki hikayesi, son hikayesini düşünsek... ...yine mantığı yok... ...son hikayesine ileriye doğru baktığımızda biz öleceğiz... Bu dünyadaki her şeyi burada bırakacağız ve ahirete gideceğiz. Ahirette de bu dünyada yaptıklarımızla yargılanacağız. Hı -hı. Bu dünyada bizim elimize geçen mal bizim ahireti kazanmamız için bir aracı olabilir. Yaptığımız harcamalar. Hı -hı. Yani yapılabilecek en mantıklı eylem bizim sahip olduğumuz imkanları Allah rızası için sarf etmemiz ahirette kur E istersen sarf etme ne olacak? Ahirette başına bela olacak. E, kısa bir süre sonra da dünyada Bunlardan vedalaşacaksın Evet. Yani malırsı yapmak hiçbir şekilde e, Allah'ın varlığını, ahiretin varlığını anlayan bir insan için hiçbir mantığı yok. Öbür türlü de aslında insanlar malırsları e, ile dünyaya saldırdıklarında e, bir insan diğerinin 100 katı mal kazanabiliyor, 200 katı mal kazanabiliyor bakıyorsun. Fakat öyle bir şey var ki bizim bedensel sınırlılıklarımız var. Bedensel sınırlıklarımız 100 katı mal kazanma, 200 katı mal kazanmanın önemini çok azaltıyor. Şöyle anlatayım. Ee, mesela diyelim bir insan diğerinin 100 katı mal kazanıyor. Bu arada insanların para kazanması iyi bir şeydir. Yani Emre Hocam söyledi. Yani İslam sermaye evet. yapmıyordur. Helal yoldan kazanç olunca. Sadece mal hırsı yapmayla mal kazanma arasındaki farkı herkes anlayacaktır diye oraya detaylı girmiyorum. Hı hı. Ama buradan deminki ki örneğe döneyim. Bir kişi çok hırsı yaptı diğerini 100 katı kazandı. Ne yapar bir insan Vallahi yemek yer. Peki bir tane midemiz var. Yani bir insanın diğerinin 100 katı yemek yiyebilecek parası olsa. Ne kadar? Fendi. Yüz katı yemek yiyemiyor ki. Yani çünkü mide normalin yani yüzde ellisini bile fazla alsa hı hı. mideye zarar oluyor. İki katı fazlasını bile kolay kolay yiyemiyor. Belki diğerini yedinden, belki belli restoranlara gittiğini, bir yerlere gittiğinde birazcık daha lezzetlisini yemesini biraz daha güzel yerlerde oturmasına. Hı, hı. E, sebebiyet veriyor ve e, Veyahut da işte hiç aç kalmamasına sebebiyet veriyor Ama insana gerçek anlamda yemekte lezzet veren şey de Bir sürü aç kalması yani değil Sürekli kabasa yemesi de değil Kısacası demek istediğim şey şu İnsanların biri diğerinin yüz katı para kazandığında Oluşturabildikleri fark asla yüz katı değil evet. Belki işte Dünyadaki refah açısından bile oluşturan fark e, Onun belki Yüzde on yirmi fazlası Onun e, yüz katı kazandığınızda Onun yüzde on bin fazlasını kazanıyorsunuz ama oluşturabildiğiniz fark %20-30 fazla olabiliyor veya olamıyor dünyada. Yani bu açıdan da mantığı yok. Veyahut da birisi çok zengin, çok büyük ev alıyor. 100 odalı ev alıyor. Hı hı. E bir tane bedeniniz var. Yani 100 odalı eviniz de olsa bir veyahut da 100 ayrı ev alsanız da her akşam bir evde uyuyabiliyorsunuz. Hı hı. Yani ayrı ayrı 100 evde uyumanız diye bir şey mümkün değil. Sonuçta bizim bedensel olarak sınırlı olmamız yüzlerce, binlerce kat bir şeyin kazanmasını çok anlamlı kılmıyor. Yani Hocam, dünya... bu şey vardı özür dilerim şey, bir görsel vardı. Ee, üst tarafa şey koymuşlar Suudi Arabistan Kralı'nın sarayı. Altta da Suudi Arabistan Kralı'nın yattığı yer diye. Biliyorsunuz Onlarda pek böyle mezar kabristan kültürü olmadığı için. Böyle toprağın üzerine iki metrelik bir yer kaplıyor. Yani üstte işte, saray altta kapladığı yer. Sonuçta hepimizin. Yani ibretik yani. Ha, bu da evet. işin en sonu. Hani dünyada yaşarken bile hani insanların en ...çok fark oluşturacakları sandıkları şeyde bile oluşturabildikleri fark çok değil. Evet. O zaman şöyle düşünmek lazım. Mal hırsı yüzünden Allah'ı, dini, her şeyi arka plana bırakmak... ...mal hırsı yüzünden diğer insanların üstünden geçmek, iftiralar atmak... Ee, ...dala vereler yapmak, başkasının mirasını kendi üzerine geçirmek... ...veyahut da sahip olduğu imkandan yetimlere vermemek, fakirlere vermemek... ...bunun bir mantığı yok. Evet. Ne yapıyoruz? bir süre sonra zaten elimizden çıkacak o malla ahirette başımıza kendi başımıza bela alıyoruz. Üstelik bize her şeyi veren Allah'a karşı ne kadar nankör bir kul olduğumuzu da göstermiş oluyoruz. Yani kısacası insanın mal hırsından kurtulmasının yolu işin bir başını düşünmesi. İşin başına baksak Allah var biz yokuz. ve ondan sonra biz her şey Allah sayesinde sahip oluyoruz. İşin başı bu. İşin sonuysa biz öleceğiz kısa süre sonra gideceğiz. Ahirette hesabı vereceğiz. Ve şu anda içinde bulunduğumuz anda çok hızlı şekilde geçiyor. Yani başı sonu bu ve anı da elimizde tutamıyoruz hızlı şekilde geçiyor. Bu resme bakmak, bu resme konsantre olmak, Emre Hocam'ın demin verdiği örnekteki gibi toprak üzerine düştüğünde milyarlarca dolara hükmedenlerle ondan sonra kredi kartı borçlarıyla ölenlerin üstüne aynı toprak düşüyor. Evet. Yani bu işte Apple'ın kurucusu, bu işte Microsoft'un sahibi falan. Yani Toprak onun üstünü kapattığında yani hiçbir şey fark etmiyor. Mezar taşı yukarıda ne kadar süslü o pırlantadan kendi ismini yazsın. Altta toprakta adamın pırlantadan ya adam neler yazıldığına kimsenin haberi olmuyor. Bu manzarayı düşünmek yani kendi kendini kandırmamak hayatın kısalığı konusunda ölüm konusunda hı hı. bize her şeyi veren Allah olduğunu unutmamak bence bizim malla doğru ilişki kurmamıza sebebiyet verecektir. Hı hı. Bir de Kur'an'ın bir ayeti var bence bu her dönemde geçerli Kur'an. Evet. Başka dönemler geçer oldu söyle ama günümüzde bu put biraz ön plana çıkmış bir put. Mesela eskiden güneşe tapanlar var. Günümüzde de Şinto'lar kısmen bir güneşe tapıyorlar. Bu bitmiş değil ama yani günümüzde güneşe tapanlar azandı ama Furkan Suresi 43. ayette hevasını ilah edineni gördün mü? Yani kendi arzu isteklerini ilah edinenden bahsediyor. İslam'a göre Allah'ın her şeyin önünde olması lazım. Allah'ın her şeyden önemli olması lazım. Niye? Çünkü gerçekten önemli. Allah'tan daha bir şeyi fazla önemsememiz, yalanı hayatın merkezine koymamız olabilir. Evet. Allah hak, gerçek. Her şey Allah sayesinde. Allah'ı her şeyden çok önemsememiz lazım. Şimdi Allah'ı her şeyden çok insanların önemsememesine ne sebep oluyor? Dünyadaki hevası, evet. dünyadaki bayiliği, istekleri, arzuları insanın. Siz bunu hayatın merkezine koyup Allah'tan çok önemsiyorsunuz. Önemsiyorsanız siz hevanızı ilah edinmiş oluyorsunuz. Ee, ve peki insanın hevasıyla ilgili en önemli başlık ne? Belki de en önemli başlıklardan biri veya para mal hırsı Tabii. değil mi? O yüzden Bu yüzden yani günümüzün en önemli putlarından birisi bu para mal hırsıdır. Para mal hırsını ve insanları değerlendirirken birçok insan parasıyla malıyla değerlendiriyor. Hayatının yönünü parayla malla çiziyor. Birçok kimseye verdiği değer, birçok insanın başarılı olup olmamasına verdiği karar... ...hepsini paramalla ilgili hesaplar üzerine yapıyor. Yani paramal günümüzün putu olmuştur. Putlu olmuş, Tarihin birçok evet. döneminde paramal hırsı puttu. Ama günümüzde hiç olmadığı kadar bu put... ...geniş bir kitlenin e, en temel yönelgesi merkezine dersek koyduğum. yanılmış olmayız. Evet maalesef. Yani hayatımızın merkezinde Allah olmadığı sürece... ...işte dediğiniz gibi kendi isteklerimizin, arzularımızın kulu oluyoruz aslında. Allah'ın Allah'ın kulu olmadığımız zaman... Allah'ın kulu olmayı evet. kabul etmediğimiz zaman işte geri kalan her şeyin kulu olmaya çok zaten güzel mecbur kalıyor insan. Peki hocam şimdi zekat sadaka vermenin bir zamanı var mı? Hangi mallardan zekat sadaka verilir? Bunu da bir açıklığa kavuşturalım Ya Bence bu çok önemli bir soru ve çok e, önemli bir konu. Evet. Niye? Çünkü bu bence halk arasında çok yanlış biliniyor. Yani e, aslında mesela nasıl ki Namaz gibi bir ibadet, sürekli her gün yaptığımız bir ibadetse, hı hı. E, zekat, e, sadaka ve infak dediğimiz şeyler de aslında eylemler Süreklilik arz eden eylemler. Yani genelde mesela bu da güzel bir şey tamam ama insanlar sanki sadece diyelim ki Ramazan ayında e, zekat sadaka vermek gerekiren yani diğer aylarda değil de sadece Ramazan'la sınırlı gibi düşünebiliyorlar. Ya da bazı hı. özel günlerde hı hı. ya da bayramlarda falan böyle işte sadaka vermek gibi falan. Halbuki ee, insanlar i̇nsanlar imkanları ölçüsünde. Kur'an bununla ilgili çok güzel bir denge kuruyor aslında. Ne elinizi açıp savurun. Yani istenecek, istenilecek duruma gelin. Ne denizi sıkın diye. İkisi arası bir yol tutun. Ölçü. Yani her ne harcarsanız Allah onu bilir diyor mesela. Yani insan Allah'ı kandıramaz. Yani şu hani bizim dini konularda kendini kandırma yolları var ya. Hı hı. Hı hı. başlıkta. Orada da işlemiştik bunu. Hakikaten insanın bence hepimizin önce şunu anlamamız lazım. Yani bizim niyetlerimizi kalbimizden ve zihnimizden geçenleri dahi bizden daha iyi bilen bir Rabbimiz var. Evet. Yani biz kendimizi kandırabiliriz. Başkalarını kandırabiliriz ama Allah asla kandıramayız. O yüzden hani ne yapsam da neresinden yırtsam diye bakmaktansa yani ne yapsam da ne kadar çok verebilsem, ne kadar sürdürülebilir hale getirsem bunu hı hı. E, diye bakması gerekir bence insanların imkanları ölçüsünde. Dolayısıyla zekat ve sadakat için ya da işte infak için belli günler, Hı -hı. belirli dönemler evet. e, gibi bir durum açıkçası şey değil e, söz konusu değil ha bazen şey geliyor insanların aklına yani e, ben acaba işte borcum var mesela Hı -hı. ya da ne diyelim e, bir şeyin taksidine girdim hani nasıl vereceğim gibi düşünceler Borkus. olabiliyor Hı -hı. tabii ki herkesin kendi sosyoekonomik durumunda kendi hesabını kendisi yapacak yani çok büyük yatırımlar yapan insanlar var o yatırımlar sebebiyle iş imkanı oluşturan insanlar var. Hı, -hı. Yani tabii ki o insanlar da kendi durumları üzerinden değerlendirecekler bunu. Ama şu var Kur'an bununla ilgili de bir ölçü koyuyor. Diyor ki onlar inananlar özelliklerini sayarken onlar bollukta da darlıkta da infak ederler diyor. Yani öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar diyor. Hı hı. Şimdi bu ne demek? Ha benim elim dar şimdi veremem değil. O elinin darlığında her ne verebiliyorsan. Evet değil mi? Çünkü mesela Bakara suresinde çok açık bir şekilde söylüyor. Yani sana ne infak edeceklerini sorarlar. Vazgeçtiklerinizi diyor affettiklerinizi yani Allah bize infak et emrini verdiyse Allah'ın bu emri karşısında biz nelerden vazgeçebiliyoruz? Bu bence çok büyük bir imtihan. Bakın hiç oran yani oran koyduğunuz zaman aslında kolaylaştırıyorsunuz yani kendi evet. için. Aslında Allah burada bir oran verilemiyor. Oran insanın kendisi. Yani o ölçüyü tutturacak şekilde bir de şeyi de hatırlatalım tekrar. Hani e, Allah... Yaptığımız her bir harcamanın yerine yenisini koyacağını söylüyor. Hı hı. Yaptığımız harcamaları da bereketlendirerek arttırarak bize geri döndüreceğini söylüyor zaten. O yüzden hani burada Allah'a güvenip güvenmeme ile ilgili bir şey var. Evet. Yani eğer bir insan gerçekten Allah'a güveniyorsa Allah olan teslimiyetini en güzel şekilde yerine getirmek istiyorsa Rabbim bir şey söylüyorsa Allah asla vaadinden caymaz. Hı hı. Allah asla kulunu yarı yolda bırakmaz. Dolayısıyla Rabbim bunu söylüyorsa mutlaka onu yerine getirecektir inancıyla yapması gereken ibadetlerdir ve aslında bu toplumsal açıdan da insanlar arasındaki sevgi, güven, duyarlılık, sorumluluk ilişkisini ve bağını geliştirecek bir eylemdir. Evet. Niye? Çünkü siz mesela bir insana destek olduğunuz zaman, ona bir iş imkanı sağladığınız zaman, bir öğrenciye burs verdiğiniz zaman, işte vakıflar kurup eğitim kurumları oluşturduğunuz zaman, orada parasız öğrenci okuttuğunuz zaman, şimdi bunlar aslında aynı zamanda ihtiyaç sahibi olan veya e, sosyoekonomik açıdan toplumda gelir seviyesi düşük olan ama Hı. potansiyelleri olan insanların e, ekonomik olarak daha iyi durumda olan insanlarla eşit şartlara sahip olmasını sağlanması. Evet. Yani bu çok büyük bir şey aslında. Yani dolayısıyla siz aynı zamanda yaptığınız bu faaliyetlerle topluma insan kazandırıyorsunuz. Öte taraftan e, insanlar arasında o sevgi ve güven bağını sağlıyor dedik. Çünkü bir diğer insan şöyle bakıyor. Yani evet belki birileri beni unutuyor toplum içerisinde veya beni yok sayıyor ama beni unutmayan ve yok saymayan insanlar da var. Evet. Ve bana destek olup beni topluma kazandırmak isteyen insanlar var. Elimin ekmek tutmasını sağlamak isteyen insanlar var. Ya da beni alıp okutan, parasız okutan, işte bir meslek sahibi yapan, sonra da o mesleğimi icra, et, icra ettiğim zaman vatanıma, milletime, işte ümmete hizmet edecek insan olmamı isteyen insanlar var. Yani toplumumuz aslında gerçekten bu konularda duyarlı. Evet. Çok şükür yani bir yerde bir şey oluyor görüyorsunuz hemen inanılmaz paralar toplanabiliyor. Ve insanlar çok zor şartlarda da bu paraları verebiliyorlar. Hı hı. O konudaki duyarlılığımız gerçekten çok takdire şayan. Hani dünyanın birçok yerinde iyi insanlar var şüphesiz ama hani bu para konularında biraz daha böyle gelişmiş diyebileceğimiz ülkeler daha eli sıkı olabiliyorlar. Sıkı yani bir bardak suyu bile içirirken böyle bir içleri biraz yanabiliyor yani. Ama bizde gerçekten bakın gidin mesela. Anadolu'da nereye giderseniz gidin. Yani herhangi bir insan ne bileyim evin önünde, ne bileyim kahvesinin önünde, dükkanın önünde bir şey. Ya ya size su içerir ya alır ekmeğini böler verir, ya yemek yedirir. Restoranda yemek yedirir. Adam parasını bile istemez. Gerekirse yani misafirsin der, dışarıdan evet. gelmişsin der falan. Yani bu anlamda gönlümüz zengin aslında. Ama tabii çok da insan istismar edildi bu konularda. Yani insanların paraları alındı ve o paralar gerçekten kullanması gereken yerlerde kullanılmadı. Maalesef. Bu tip şeylerden olumsuz örneklerden dolayı hı hı. E, insanlarda bir güvensizlik oluşabiliyor. İnsanlarda bir tereddüt oluşabiliyor. O yüzden hani bu konudaki hassasiyeti arttırmak, toplumsal bir bilinç olarak bunu yaygınlaştırabilmek, bir iyilik hareketi olarak insanları da bu iyilik hareketine teşvik etmek. Hı hı. Yani e, doğru adresi gösterebilmek ve aslında olay sadece parayı vermek de değil. Sahaya çıkıp alana çıkıp evet. eylem de gerçekleştirebilmek, bizzat insanın kendi eliyle de yapması. Çünkü bazen parayı bulmak veya parayı vermek en kolay olabiliyor. Hı hı. Asıl eylem burada önemli olan. Zaten bizi de iyileştirecek olan aslında Kesinlikle. eylemin içinde evet. bulunuyor olmak değil Tabii. mi? Yani gidip insanları evlerinde ziyaret edebilmek ya da aslında bir belki yardım kuruluşuna gitmek de değil. Yardımın kendisi olabilmek. Evet. Bir komşumuzun kapısını çalabilmek biraz ötedeki mahalleye gidip bir dolaşabilmek, ihtiyaç sahiplerini bulabilmek, bunun için çaba sarf edebilmek aslında bizi iyileştirecek. Hem o hem o tabii ya, hem maddi biraz. şey, tabii. Hem öyle fiili şey ikisini birleştirmek lazım. Ya şimdi şey işte Hocam da çok iyidir. Yani Allah'ın yardımı sayesinde yıllardır bir şekilde biz bu işlerin içerisindeyiz. Evet. Yani çok tanık tanık olmuşuzdur. Yani öyle insanlar var ki mesela hakikaten belki verecek hiçbir şey yok ama iyi niyetli olduğu için ve bir şeyler yapmak istediği için Allah onun önünü açıyor. Ya mesela hiç verecek bir şey yok. Diyelim ki bir üniversite öğrencisi hı hı. yani gidip mesela ilkokuldaki ihtiyaç bir çocuğa ders verebilir yani. Evet. Şey olmaz. Değil mi? Yani yeter ki bir şey vermek istesin, bir şey yapmak istesin. Yani ilmin de zekatı vardır bu anlamda anlamda. Zamanını iyi değerlendirmek bu da bir zekattır. Yani gidip zamanını hayır bir faaliyetler için mesela gidip e, diyelim ki e, engelli çocuklara yardım etme anlamında ya da onlarla ilgili projeler geliştirme anlamında evet. E, bir takım faaliyetlerin içerisinde olabilir. Yani Maddi olarak parasal anlamda bir şey verme gücü olmayan Şimdi insanlar sahip e, Diğer şeyleri de Emre Hocam'ın da bir, yani. bir örnek vereyim. Yani, Tabii isimleri hocam. vermeyeceğiz yardım buyurun. kuruluşlarını. Şimdi Emre Hocam, hani Caner Hocam biliyor deyince ikimizin de tanıdığı e, bazı çocukların yaptığı faaliyetten örnek vereceğim. E, yine böyle bazı bizim televizyon programlarında izleyen, bundan etkilenen arkadaşlar e, şöyle dediler. Biz yani aramızda Kur'an okuyoruz. Kur'an okurken de bir gün işte teşvik et ile ilgili yani bu Allah rızası için vermeyi teşvik etmekle ilgili bir ayet okuduk. Dedik ki, yani bizim hani maddi durumumuz şu anda yok. Ama biz hiç olması insanları teşvik edebiliriz dediler. Hı hı. Bunun üzerine kendileri orada ufak önce birilerine işte ısıtıcı almak için hatırladığım kadarıyla başta bir kampanya yapıyorlar soba falan almak için. Beklediklerinin çok üstünde bir e, talep gelince. Sonra bunu daha organize bir şekilde çeviriyorlar. Başka şehirlerden arayanlar da, ya siz bize yollamayın. Kendi şehrinizde yapın diyorlar. Hı hı. Ee, böylece ve o farklı şehirlerde de böyle kendi şehrinin fakirini bulup da gözüyle gördüğüne maddi yardımda bulunacak. Onu Belki belli faturasını alıp üstlenecek. Evet. Veyahut da yakacağını üstlenecek. Neyse ihtiyaç. Hı hı. Onu yapacak şekilde. Ee, 60 şehire yakın 70 şehire yakın yani o rakamlar 60-70 arasıydı hatırlıyorum, hı hı. şekilde organize oluyorlar. Ve buna aslında bir yerde kalkış noktası, Kur'an'daki bu yardımlaşmayı teşvik etmeyle ilgili ayet okuması. Biz tabii bunu duyunca, yani aslında çok da duygulandık. Hı hı. Ne kadar güzel ne dedik. Güzel değil mi? Yani sonuçta e, Emir Hocam'ın dediği çok doğru. Bir insan gerçekten Allah rızası için bir şey yapmaya niyeti olunca, çabalayınca bizim gördüğümüz önü açılıyor. Ha diyelim önü açılmadı. Yani öyle bir şeye de tanıklık etmedi ya Allah çabasını biliyor insanın Değil mi? sonuçta Allah'ın zaten kimsenin, kimseye yardımına Allah'ın ihtiyacı yok biz birbirimizle burada imtihan oluyoruz yani, yani Allah işte öyle bir sistem yapabilirdi ki şu anda soluduğumuz havada ne var oksijenle soluyoruz İşte karbondioksit veriyoruz oksijeni çekirdeğinde aslında müthiş bir enerji var zaten her atomun çekirdeğinde müthiş bir enerji var zaten Nükleer reaktörler de böyle çalışıyor. Allah ise şöyle bir şey yapardı ki bizim soluduğumuz aldığımız oksijeni çekirdeğinden bütün enerji çıkartacağımız şekilde bir şey yapardı. Hiç kimsenin gıdaya falan beslenme ihtiyacı olmazdı. Allah yine ister söyle bir yapardı ki yani insan derisi ki bazı hayvanlarda buna benzer bir özellik var. Hiçbir soğuktan üşümeyecek şekilde bir deri tarzı olurdu hı hı. dünyada. Böylece bizim ısınmamızda yememizle ilgili bütün ihtiyacı kaldırırdı. Ama o zaman ne olurdu? İşte biz Allah'ın farklı nimetlerini belki o hazzı alamazdık. Diğer taraftan işte zenginin fakirle, fakirin işte zenginle insanların birbiriyle imtihanları olmazdı. Kim imanında samimi, kim imanın amele dönüştürüyor, kim bunları yapmıyor bunlar ortaya çıkmazdı. Sonuçta böyle bir dünyanın içinde olmamız. Yani kimi zaman rızkımızın açıldığı, kimi zaman kısıldığı, kimi zaman işte elimize verme imkanı olduğu, kimi zaman bazılarının zor bela geçinip borçlar içinde kaldığı böyle bir dünya olması kimi aslında nasıl bir insan olduğunun ortaya konması için bir imkan. Evet. Bir Müslümanın yapması gereken karşısına çıkan her şey bu benim işte samimi bir şeyler yapmam için bir imkan. Her zorluk bir imkan. Yani kıtlıkla imtihan olan da bollukla imtihan da ikisi de bir imkan. Hepimizin Allah'ın rızasını kazanmamız için bir e, imkan diyebilmemiz lazım. Kısa süre sonra burada olmayacağız. Evet. Hepimiz. Yani bir yüzyıl çok kısa bir şey. Dünyanın ömrü dört buçuk milyar yıl. Onunla bir mukayese etsek anlarız. o kısa süre sonra buradan gidene kadar bizi yaratan ve bütün evrene hakim olan Allah'ın razı olduğu bir kul olmak için elimizde imkan var. Evet, Malımızı evet. kullanmamız da burada bizim için olabilecek en önemli aracılardan biri. En büyük biri. nimetlerden bir tanesi. Veya vaktimizi kullanmak imkanı O çocuklar Şimdi onun üzerine basacak. Teşvik. Evet abi. yani Emre Hocam çok önemli bir şey söyledi. Şimdi aslında sorumuz e, zekat ve sadaka vermenin belli bir zamanı ve miktarı var mıydı? Aslında e, zekat, sadaka, infak malımızdan vereceğimiz şeyler değil sadece. Demin de söylediniz ilmin de zekatı var. Belki yeteneğin de zekatı var. Yani evet. bize bahşedilen her nimeti biz insanlarla paylaştığımız zaman aslında onun şükrünü de e, Allah'a sunmuş Kesinlikle. oluyoruz. Şükrünü sunmak için bize verilmiş olan bir fırsat. Dolayısıyla kendi yeteneğimizin, bilgimizin, malımızın zekatını, infakını insanlarla paylaşmak bu bilinci vicdanen geliştiriyor olmak. Zengin bile olmasak, mal varlığına sahip bile olmasak vicdanımızı böyle zenginleştirebiliyor olmak aslında burada önemli olan. Bu yüzden miktar yok, bu yüzden zaman yok değil mi hocam? Yani insan aslında Rabbine yönelirken hep şu tarz dualarda olması lazım. Allah'ın işte bana verdiğim bir ömür var ve bu emaneti ne zaman teslim edeceğimi sadece sen biliyorsun. Ama ee, şu anımı da e, son anıma kadar ki her anımı da e, sana teslim olmuş bir şekilde senin yolunda hayra ve barış yönelik işler yaparken beni kullan. Yani aslında insanlar Allah katındaki değerlerini az çok görebilmek için e, Allah'ın onları hangi işlerde kullandığına bakmaları yeterlidir. Yani ne yapıyorsun? Gününü nasıl geçiriyorsun? Hayatın neye adamısın, Hayatın merkezinde neler var? Eğer ki hayatın merkezinde Allah varsa ve sen hayatını Allah'ın varlığıyla ilgili hayırlı ve güzel şeyler yapmaya ayretin yönelik o dedik yani ahiretteki e, köşklerden bahsediyor Allah. Bir anlamda o köşkler bizim bu dünyada yaptığımız eylemlerle kendilerimizde koyduğumuz tuğlalar. Yani bu eylemlerin içerisinde misin değil misin? Günün vakti nasıl geçiyoruz? Çünkü hayatı nasıl yaşarsak yaşayalım bir gün öleceğiz. Evet. Yani Allah'ı hiç düşünmeden e, bencil bir şekilde ben merkezli bir hayat yaşasak da öleceğiz. Allah rızası için bir hayat yaşasak da sonunda öleceğiz. Peki günün sonunda baktığımızda ömrün sonunda hmm. yani ahirette yaşanılan hangi hayattan insanlar pişmanlık duyacak? Hangi hayattan memnuniyet duyacak? Kur'an'da çok açık söyleniyor bu. Yani hatta diyorlar ki o gerçeği gördükleri zaman insanlar ah ne olur bize süre verirse dünyaya dönsek hmm ve hayra barışa yönelik işler yapsak yani salih ameller üretsek ya da infak etsek harcasak Allah yolunda. Şimdi bu mümkün değil deniyor artık. Bitti artık. Bitti yani iş işten geçti tekrardan yer hatta soruluyor yani hak edebilecek olan bir insanın hak edebileceği bir süre kadar yerinde kalmadınız mı? Kaldık diyor. E ne yapıyordunuz o zaman? Ne yapıyordunuz? Hani Kur'an soruyor ya bu gidiş nereye diyor ya ey insanlar bu gidiş nereye? Yani nereye kadar bu hayatı devam ettirmek istiyoruz? Her birimizin kendimize sormamız gereken asıl soru bu. İşte o yüzden sürekli Kur'an'ın anlamıyla buluşmaya vurgu yapmamızın sebebi çünkü Kur'an bize bunu fark ettiriyor. Hı -hı. Bazen kendimizi dünya hayatının akışına kaptırıyoruz, koşturmaya, işte bir şeyler kazanmaya, onu almaya, bunu satmaya, oraya gitmeye, buraya gelmeye falan. Maalesef. Sonra oturup böyle Kur'an'la emhal olduğumuz zaman, böyle ayetlerle buluştuğumuz zaman diyoruz ki bir dakika ya bir kendine gel tamam nedir, nereye kadar koşturacaksın? Yani hani tamam dünya anlamda insanların kendi rızıklarını elde etmek için çalışması, çabalaması bu da doğru, güzel bir şey. Buna bir mani yok ama yani bunlar hayatın anlam ve amacı haline gelecek şeyler değil. Evet. Hayatın anlam ve amacı haline gelecek tek şey vardır en azından inanan insanlar için. O da Allah'ın hayatın merkezinde olması ve e, Allah yokmuş gibi bir hayat yaşanmaması. Hı hı. Yani Bir insan Allah var diyorsa bundan daha büyük bir gerçek yoktur. O zaman bu gerçeğe göre ben hayatımı düzenlemeliyim, dizayn etmeliyim demesinden daha makul bir şey yoktur bir insanın. Yani bu açıdan düşündüğümüz zaman de dediğiniz gibi insan yeter ki iyi niyette olsun, insan yeter ki yolda olmak istesin, dost doğru yolda evet. olmak istesin. Yani Allah mutlaka hiç beklenmedik şekilde onu rızıklandıracaktır. Her anlamda beklenmedik imkanlar önüne çıkaracaktır. Hı hı. O imkanları doğru kullanıp onun şükrünü yerine getirdikçe Allah destekleyecektir olabilir bazı imtihan etmek için eksiltecektir ama yine kararlılıkla e, hiçbir dünyevi beklenti içerisinde olana Allah rızası için çaba sarf ettiğin zaman Allah seni gerektiğinde yine kaldıracaktır ve yine arkanda olacaktır. Yine destekleyecektir seni. Sistem çok net, çok açık. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da e, size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır diyor. Evet. Dolayısıyla yani Allah daha ne desin Zaten denilmesi gereken her şeyi söylemiş. Ben de bu ayete bağlayacaktım tam. Oradan da sözü Caner hocama verecektim aslında. Çok güzel zaten ayetler bize söylüyor işte Emre hocamın da söylediği gibi siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir diye yani aslında bir nevi eğer cennette köşkler hı. hayal ediyorsak Emre hocam da hep söyler o köşklerin taşlarını bu dünyada yaptığımız salih amellerle aslında yerlerine yerleştiriyoruz e Kur'an da e, sosyal adalet konusuna değiniyor hocam hı hı. E, bize biraz bunu açar mısınız Kur'an bize bu adalet. Evet, sosyal adalet konusuna, evet, sosyal adalet, e, konusuna e, da elbette ki sonra gireriz. Yani zekatla hı hı. E, bir şey çok şekilde adalet ama Sosans Kur'an'da bir de genel olarak adalet ilkesinin üzerinde durayım. Kur'an'da yani adalet kavramı çok önemli bir kavram. E, İslam'ın üzerinde durduğu yani genel olarak adalet. Şimdi şöyle bir şey diyeyim ya yani peygamberimize dönemine gitsek şöyle bir e, profil görüyoruz birçok insanda. İslam'ın gelmesinden önce birçok insanın diğer insana yardım edip etmeyeceği, onun yanında yer alıp almayacağı o insanın haklı olup olmamasından ziyade kendi kabilesinden mi, dost kabilesinden mi, düşmandan mı, ötekinden mi ye dayanıyor. Yani adalet yerine taraftarlık ön plana geçmiş vaziyette. Buna karşılık Kur'an kavimciliğin ön plana çıkıp Adaletin arka plana bırakıldığı bir dönemde insanların davranış eylemleri, kendi kabilesi veya yakınlarını desteklemek üzere kurulu olduğu bir ortamda e, renk, ırk, cinsiyet hiçbir farkın gözetilmeden adaletin gözetilmesiyle ilgili birçok Kur'an'da ayet var. Ve bunlar çok önemli. Bir kısmını okuyayım. Nisa suresi 58. ayet. Diyor ki, gerçekten de Allah emanetleri sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size ne de güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Maide suresi 8. ayet. Ey iman edenler! Adil tanıklar olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletten alıkoymasın. Adaletli olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'tan sakının. Gerçekten de Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Değil mi? Adalet en çok etkileyen şeylerden birisi bir topluluğun diğer toplulukla düşmanlığı gibi unsurlar oluyor. Bunu peki bireysel olarak da düşünebilir miyiz? Ne olursa olsun düşman olduğunuz bir insana karşı dahi adaletli olunması gerektiğini söylüyor. Tabii, Tabii. ki yani diyelim ki siz birine düşmansınız. Evet. Yarın ebürsü gün siz diyelim ki bir bir yerde müfettişsiniz onu denetleyeceksiniz veyahut da mahkemede diyelim ki hakimsiniz veya başka türlü bir şey paylaştıracaksınız çok sevdiğiniz bir insan var bir de düşman geldi karşınıza. Siz orada dostluklarınızı mı ön planda tutuyorsunuz sevdiğiniz işte o sizin köyünüzden öbürü bir de aranıza kavga olan biri. Yoksa Allah'ın ayetlerini mi ön planda tutuyorsunuz? Şimdi biz biliyoruz ki birçok insanın davranış şeyi kendi köyünden olanı, kendi yakını olanı, akrabası olanı kayırmak üzerine kurul. Evet. Ve Kur'an bunlara özellikle dikkat çekiyor. Bir de zengini kayırıp ondan menfaat elde etme de birçok insanda yaygın eğilim. Yani zengin veya fakir, yakının veya uzağın, düşman kabile, dost kabile bunları ayırt etmeden siz bir konuda eğer ki hüküm verme durumundaysanız, bir şey paylaştırma, bir şey dağıtma veya başka türlü bir adalet yapmanız gereken bir durum varsa siz bunları gözetmeden bir tek adaletle hükmeteceksiniz. Yine biraz Kur'an ayet okuyayım. Evet buyurun. Hucurat suresi 13. ayet. Ey insanlar doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Hı hı. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Rum Suresi 22. Ayet. Onun delillerinden biri de gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Gerçekten de bunda bilenler için dersler vardır. Bunu niye adaletle ilgili ayetlerin arasına aldım? Birçok kimse insanlar onun dili bilmem ne diye dışlıyorlar. Onu ikinci sınıf bir insan olarak görüyorlar. O falanca, falanca milletten, falanca işte dili konuşuyordu. Veya dengi yok bu sarı ırktan. Çekik göz, yok öbürü zenci, öbürü bilmem ne falan. Biz sanki daha, bu, tabi bu arada başkalarını aşağılama bir yerde insanın kendi kendini bir ile ilgili bir şey. Bu Şekilde yüceltmeler olduğu gibi yarın bu insanlar arasında bir insan hükmetmesi de gerektiğinde bunlarla ilgili diyelim ki herhangi bir şeyde siyasetçi olup hakim olup veya herhangi bir pozisyonda gelip bir şey paylaştırmanız gerektiğinde falanca ırk daha alt ırk gibi düşünüp ee, yanlış değerlendirmeler yapmasına sebebiyet verir. Zaten mesela şöyle düşünelim yani dünyadaki bugüne kadar olmuş kargaşaların önemli bir bölümü falanca milleti, falanca ırkı aşağıya görmek değil midir sebebi? Evet. Asıl sırf Kur'an'ın bu ayet hani diller ve renkler farklı olması Allah'ın delillerinden biri. Yani siz biri de farklı renk görüyorsanız değil mi? Farklı çiçekleri gördüğünüzde ne diyorsunuz? Ya Allah ne kadar çeşitli yaratıyor. Nasıl hoşgörüyle bakıyoruz bir çiçeğe. Yani bir insan papatyanın tipini sümbülden çok beğenebilir veya ne bileyim sümbülü gülden çok beğenir falan olabilir. Yani bir insan Görüntü olarak biri diye Ama sonuçta biz farklı şeklere baktık. Her birinde bir güzellik görüyoruz. Evet. Yani diğer birinin ezilmesi için onu sebep görmüyoruz. Değil mi? Her biri Allah'ın bir delili. Şimdi ırkları da böyle görsek. O falancı ırk işte aşağı falan diye görmesek. Geçtiğimiz dünya tarihi çok daha güzel olmaz mıydı? Dünya tarihine bakalım. Dünyada yaşanan acıların çok çok önemli bir bölümü. Yani ciddi bir yüzde. Evet. Bunun içinde ölümler var. Bunun içinde sömürülmeler var, bunun içinde işte sakatlamalar var, hapsedilmeler var. Bunların çoğunun arkasında falanca x milletin, x dilin, x e, ırkın aşağılanması var. Evet. Bu yüzden Kur'an'da farklı milletlerin e, Allah'ın bir delili olduğuna vurgu olması çok önemli. Evet. Peki bu vurgu ne zaman? Dünyada insanların... E, renklerle, dillerle çok fazla ayrım yaptı. Birbirine çok haksızlık yaptı bir de. Günümüzde de bu haksızlıklar sürüyor. Günümüzde Aynen. en azından ama şu var. Yani günümüzde ırkçılık yapanlar bir bile genelde ırkçılık yaptığını gizleyerek yapmaya çalışıyor. Tabii artık ırkçılık kelimesi Batı dünyasında kullanılmıyor tabii. bile. Evet. Ama gizli gizli yine alttan alttan devam ediyor. Tabii aslında. tabii. Ama o dönemde ırkçılığın böyle kötü olduğu gibi bir ortak konsensüs bile oluşmamız vaziyette. Yani alene de çok yapıldığı bir dönem hı, hı. Öyle bir dönemde Kur'an'ın adaletle ilgili bu ayetleri geliyor. Bir Yine adaletle ilgili son bir, ayet, bir iki ayet okuyayım. Buyurun hocam. Çünkü insanların adaletsizlik yapmasındaki önemli unsurlardan bir tanesi, zengini kayırmaya yönelik birçok kimse değilim. Niye? Çünkü onda para var, güç var. Yarın öbürsü gün bana da bir türlü ondan bir menfaat ulaşır. Hı hı. Veyahut da ona benim yardımımın karşılığını bir şekilde öder gibi bir hissiyat oluyor. Ama Kur'an ne diyor? Nisa suresi 135. Ey inananlar kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa bakın. Çünkü insanın en çok adaletsizlik yaptığı hususlardan biri kendi yakınlarını kayırmadığı Evet. Allah için şahitler olarak adaleti gözetin. Yani kendi aleyhine bile olsa. Anne babanın Anne babanın aleyhine. aleyhine bile olsa, değil mi? Yani sizden birisi bir şey istiyor. Eğer onun hakkıysa sizin aleyhiniz olacak olsa bile çıkartıp vermeniz lazım. Anne babanızın, kardeşiniz aleyhine olsa bile. Allah için şahitler olarak adaleti gözetin. Onlar ister zengin ister fakir olsun. Sakın onun parası var bunun parası yok işte gibi değerlendirmelerle vereceğiniz hükümleri belirlemeyin. Değil mi? Allah onlara daha yakındır. Adaletten dönüp teveslerinize uymayın. Eğer eğrilik gösterirseniz veya yüz çevirirseniz bilin ki Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır. Son bir ayet okuyayım. Maide suresi 42. Hep yalana kurak verir, durmadan haram yerler. Sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana bir zarar veremezler. Aralarında hükmedecek olursan adaletle hükmet. Şüphesiz salla. Adil olanları sever. Şimdi peygamberimize kötülük yapan, ona dil uzatan da bir ekip var. Hı hı. Peygamberimize bunlardan yüz çevirmesi isteniyor. Fakat diyor olur da bunlar arasında hüküm verirsen de adaletle hükmet. Yani peygamberin aleyhinde faaliyetlerde bulunanlara bile peygambere deniyor ki sen onların arasında adaletle hükmet. Çünkü mi, bir insanın Hak, yapabileceği en kesin haksızlık nedir? Yani Allah'ın bir peygamberine karşı diyeyim yapacağı haksızlık herhalde diğer insanlara yapacağı haksızlıktan daha aleni bir haksızlıktır. Çünkü bu Allah'ın özel seçtiği bir kul. Yani bu kadar alenen zalim olan bir kimseninle ilgili bir hüküm vermeniz gerektiğinde bile siz gözetmeniz gereken prensi bu zalim de geçmişte bunu yapmıştı ona şuradan dersini vereyim değil. O karar evet. vereceğiniz husus her neyse adaletle hükmetmek. Evet. Yani bu... aslında adalet İslam'ın direği öyle diyeyim. direkt. omurgası tabii ki yani hani İslam'dan e, neleri çekip alırsanız tüm sistemi çökertirsiniz diye soracak olsanız yani birkaç temel maddeden bir tanesi. Yani tevhidle evet. beraber alınması gereken maddelerden bir tanesi. Nisa suresinin 135. ayetini Canur hocam hatırlattı. Hı. E, hatırlarsınız belki Harvard Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin girişinde evrensel hukuk ilkeleri diye bazı e, sözler görseller kullanılmıştı. E, bu ayetin de İngilizcesi. Orada kullanılmıştı. Girişte asılmıştı yani tabela olarak. Çok çarpıcı bir şekilde. Yani mesela Kur'an'da adaletle ilgili çok fazla vurgu var ama hani tek başına bu ayet olsaydı bile Bence yeterli. bütün meseleyi gerçekten özetleyecek mahiyette çok önemli. Çünkü bunu o dönemde ve o dönemden önce insanlar yapıyor olduğu gibi bugün de yapıyor aslında insanlar Tabii. ve kıyamete kadar da muhtemelen yapacaklar. Ve Kur'an'da bu konuda bir farkındalık kazandırmak istiyor insanların. Yani keşke e, herkes adaletli olsa elbette ki. Şimdi hapishanelerde e, yok yere yatan, belki e, haksızlığa uğramış bir şekilde e, hapishanede yatan insanlar da var. Biz şunu biliyoruz ki Allah'ın adaleti var. E, biz şunu biliyoruz ki ahiret var. E, bu dünyanın bir sonu var. Onun da ayeti var. Yani evet. bir suçu işleyip de başkasının üstüne atanlarla ilgili de Kur'an'da ayet var. Yani evet. işlemediğimiz suçtan dolayı. E, insanlar üzerine iftira atıp onların ceza almasına sağ, e, sebep olan insanların da kınandığı ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Yani aslında başlı başına bu ayetler bir araya getirilirse gerçekten hani e, insanlar aslında herkesin bir gün o adalete ihtiyaç duyabileceğinin farkında olsalar gerçekten insanları bizden veya onlardan diye ayırmazlar. Gerçekten adalet ne gerektiriyorsa onu yaparlar. Evet. Yani bir yakını da olsa. Yani düşünün mesela bir insan hakim kendi Evladını katletmiş bir insan karşısına geliyor. Yani bir başkasının evladını katleden bir insandan daha farklı davranamaz orada, hani kendi evladı bile olsa. Çünkü Tabii. onun orada hükmetmesi gereken şey yasalar ne gerektiriyorsa, eylem elim boyutu neyse ona göre hükmetmektir. O yüzden çok hassas bir terazi bu. Evet. Ee, yani Allah hepimizi gerçekten adalet üzerine olan ve adaleti en güzel şekilde tesis etmek için mücadele eden kullarından kalsın. İnşallah. Aa, i̇nşallah. Peki şimdi zekat sadaka kimlere verilmelidir diye bir hı hı. E, sorumuz daha var. Dilerseniz buradan devam edelim. Daha sonra da e, İslam dünyasında e, dezavantajlı e, toplumda dezavantajlı olanlara İslam dünyasında e, nasıl bir yer veriliyor? Evet. İnsanlar o insanları gözetiyorlar mı? Bunu soracağım. Tabii e, kime verilmeli ve nasıl verilmeli aslında? Hı hı. Bu da yani nasıl verileceği de çok önemli bir konu çünkü Kur'an-ı Kerim'de ciddi anlamda bu konuyla ilgili ayetler var. Şimdi Bakara Suresi 215. ayetinde sana nereye kime infak edeceklerini soruyorlar diye başlıyor. De ki infak edeceğiniz her bir şey ana baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Her ne iyilik yaparsanız şüphesiz ki Allah onu bilendir. Hı hı. Şimdi bununla ilgili Allah bir aslında fotoğraf çekiyor buraya koyuyor bunu. Ama yani Kur'an-ı Kerim'in bütüne baktığımız zaman zaten gerçek anlamda ihtiyaç sahibi olan insanları destek olmakla ilgili teşvikleri çok ayet görüyoruz. Hı hı. Peki bunu yaparken nasıl bir tutum sergilememiz gerekiyor? Yani o da çünkü çok önemli. Bu eylemi gerçekleştirirken e, e, insanları incitmeden, kırmadan, yaptığımız onurların başına kalkmadan, onu yaptığımız eylemi bir eziyete dönüştürmeden nasıl yapmamız gerektiği ya hakikaten Kur'an-ı Kerim ayetleri çok muhteşem. Evet. Yani o kadar toplumun insanların böyle nabzını o kadar iyi tutuyor ki ve o kadar tam da böyle taşı gedine koymak denir ya. Yani resmen zaman üstü bir şekilde insanlık bu yeryüzünde var olduğu olalı ve kıyamete kadar da sürdüreceği varlığına sanki zaman üstü bir şekilde yukarıdan bakıyor ve o kadar muhteşem vurgular yapıyor ki çünkü hepimizin öyle veya böyle bir şekilde hayatımızda ya rastladığımız ya da rastlayacağımız şeyleri evet. bize burada haber veriyor. Şimdi bakalım mesela. Deniyor ki Bakara suresi 262. ayetinde. Hı hı. Mallarını Allah yolunda infak edenler sonra infak ettikleri şeyin peşinden başa kalkmayan ve eziyet vermeyenlerin ecilleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Ha, yaptığı infakı başa kalkmamak. Evet. Yani şöyle bazen oluyor mesela bir hayır yapıyorsunuz bir iyilik yapıyorsunuz. Diyelim ki o anda herhangi bir şeyden dolayı karşınızda mahcup olmuş olabilir, utanıyor olabilir ne bileyim yani o anda heyecandan ne söyleyeceğini bilmiyor olabilir. Mesela bir tepki vermiyor diyelim insana. Adam kalkıyor hemen diyor hemen diyor adama bak diyor adama verdik bir teşekkür üretmedi diyor. Ya şimdi sen niye o teşekkür ondan bekliyorsun ki? Senin teşekkür etmen lazım o insana. Niye? Allah sana o insana karşısına çıkardı ve o insana verebilecek bir şeyi sana verdiği için senin teşekkür etmen lazım. Evet. Yani olayı biz hep şey bakıyoruz. Ben yaptım, ben ettim. Yani Allah sana bu verebileceğin şeyleri nasip eden senin sen eğer onun durumunda değilsen, yani ihtiyaç durumunda değilsen bundan dolayı ihtiyaç sahibi insana destek olmandan dolayı sen minnet altında olman gerekir aslında bundan dolayı. Çok güzel. Yine mesela eee Ali İmran Suresi 92. ayet diyor ki sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiye Bakın çok önemli bir ilkedir bu. Yani infak edeceğiniz Allah rızası için harcayacağınız şeyler aynı zamanda sizin sevdiğiniz türden şeyler olmalı. Evet. Yani sizin giydiğiniz türden şeyler, sizin yediğiniz türden şeyler, sizin bindiğiniz türden şeyler her neyse. Yani kendinize yakıştırmadığınız şeyleri vermeyeceksiniz. Yani e, kendinize yakıştırdığınız şeyleri insanlara. Tabi aslında bu sevdikleri şeyin içine altın, dolar, euro şey, girer. Tabii. <laughs> her şey girer. Girer tabii doğru. Yine mesela diyor ki devamında da her ne infak ederseniz şüphesiz ki Allah onu biliyor. Bu da çok önemli. Yani hani ben infak ettim Allah kandırma şansı yok. Her ne infak ediyorsan Allah onu biliyor. Yine Bakar 267'de diyor ki ey iman edenler kazandıklarınızın iyi olanlarından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. Bakın kazandıklarınızın iyi olanlarından. Evet. Temiz güzel olanlarından. Gözünüzü yummadan kendinize alamayacağınız bayağı şeyler infak edip vermeye kalkışmayın ve bilin ki şüphesiz Allah hiçbir şey ihtiyacı olmayanları ölmeye layık olanlar. Bakın çok muhteşem bir ifade ya. Yani bir şey var. Yani onu ancak gözünü kapatarak alabilirsin. Gördüysen almazsın onu. Yani diyor ki Allah gözünüzü yummadan almayacağınız bir şeyi siz de kimseye vermeyin. Yani diyelim işte tarladan ürün çıktı. Hı hı. Yani e, kalkıp da böyle ezilmiş, büzülmüş çürükleri alıp alayım ben bunları zekat, sadaka vereyim, ihtiyaç sahibi ne deyip en güzellerini kendinize alıyorsanız burada bir problem var evet. demektir. Ya da kendinize gidip işte yeni bir ayakkabı e, alıyorsunuz ama artık ayağınızda giyinmeyecek hale kadar getirip giydiğiniz bir ayakkabıyı artık bir alayım bununla verin birisine diye bakıyorsunuz. Burada bir problem var. Kötü evet. bir şey mi bu? Değil. Ama yani bak ayet özellikle vurguluyor. İyilerinden verin, güzellerinden verin diye. Yine ee, bolukta bollukta ve darlıkta infak etme ile ilgili Adiyat 134'ü az önce hatırlatmıştık. Diyor ki ne zaman vereceğimizle ilgili sormuştuk ya hı hı. az önce. Bakar 274 diyor ki onlar ki mallarını yalnız onların rızası için gece gündüz gizli ve açık infak ederler. Gece gündüz. Ne demek bu? Sürekli. Sabah akşam gece gündüz bu ifadeler Kur'an'ı sürekli ifade etmek için kullanılır evet. ve gizli ve açık infak ederler bakın. Hı. Yani gizli olarak da yaparlar bunu. Hani böyle ortalıkta böyle hani bakın ben infak ediyorum diyeyim birilerine gösterme derdi olmadan. Hı hı. E, açıktan da yaparlar. Şimdi bunu da tamamlıyor Allah 271'de. Diyor ki sadakalar açıktan verirseniz güzeldir. Hı hı. Yani bu teşvik edici olur. Evet yani başka insanların da vermesi için teşvik edici. Yani bunu bir şova dönüştürmüyorsan. Hı hı. Hani bir yerde bir şey yaparken kameraları da çağırıp gel bak ben burada yardım yapıyorum diye böyle bir derdin yoksa. Evet. E, ee, bu da güzel dedi. Ancak fakirlere yapacağınız yardımı gizliden yaparsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Bu kötülüklerinizin bir kısmını kapanmasını sağlar. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bakar 271 bakın çok önemli. Yaptığınız kötülüklerin bir kısmını örter diyor bu kapatır. Gizli yaparsanız bunu. Ya. Yeah. Yani niye? Çünkü yardım yaptığınız insan bulunduğu mahallede belki o şekilde bilinmek istemiyor olabilir. inciniyor olabilir, kırılıyor olabilir. <laughs> önceden belki yardım yapılacak durumda değildir ama şu anda o duruma düşmüştür ve evet. o onun zoruna gidiyordur. Yani birilerine yardım edecek durumdayken belki yardım alacak duruma düşmüştü. Her şey olabilir. Bakın ne kadar zerafet var değil mi? Evet. Yani bu eylemi gerçekleştirirken bile zarif olmak burada önemli olan. Yine mesela Bakara 254 diyor ki ey iman edenler içinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostun, hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin diyor. Bakın çok önemli bir ayet daha geliyor. Bakara 268. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder diyor. Çok güzel bir Bakın yani. bu aslında o kadar e, çok belki de e, farkında olmadan belki bizim de zaman zaman e, kaygılandığımız şeyi özetliyor ki hı hı. aman ya fakir düşersem ya e, isteyecek duruma düşersem diye şeytan sürekli olarak fakirlikle korkutuyor. Halbuki Allah diyor ki mesela yani Allah rızkı e, dilediği gibi açar, genişletir de, ferahlatır da. Evet. Ya öyle, ama öyle ben e, bazen insanlara rastlıyorum ki yani şimdi hani mal varlığını falan kendi de söylüyor diyor biliyorsunuz. Hı hı. Yani onun ayda ne kadar sarf edebileceğini de biliyoruz. Ben aç kalırım falan işte ben şunu şu durumda kalırsam diye endişe ediyor. Ya sonra diyor kardeşim sen bir ne kadar senin mesela mal varlığın var diyoruz böyle x kadar. Ya sen şu anda kaç yaşındasın işte diyelim 40. Ya sen 60 sene daha yaşayacak olsan ne kadar kaç ay yaşayacaksın ee 720 ay. Sen 720'ye şu andaki paranı bölsen e, ne ediyor? Her ay e, bir şey yesen, hiç o parayı şey yapmasan. Yani e, her ay harcadığını kat kat fazlası çıkıyor. Yani birçok insan sanki böyle sonsuza dek kalacakmış zannediyor. Yani parasınla kurduğu ilişki bir süre sonra ben burada yokum bu parayla öyle ilişki kurayım değil. Hmm. Sonsuza dek buradaymış aman yani 90 yaşına geliyor... Hala aman param giderse ben ne yaparım gibi parayla öyle hastalıklı malla ilişki kuran insanlar oluyor ve bunların da sayısı oldukça yüksek. yüksek. Yani bu bir döngüye de dönüşüyor aslında hocam. Yani zaten paylaşmadıkça e, sahip olduğunuz para hiçbir zaman yetmiyor. Tabii. Çünkü onu ekstra harcayacak yerler arıyorsunuz. Dolayısıyla ekstra harcadığınız e, paranız da ee, bu sefer alışkanlık haline dönüşüyor. Sanki o ekstralara ihtiyacınız varmış gibi düşünüyorsunuz. Sanki onlara sahip olmak zorundaymışsınız gibi düşünüyorsunuz. Yani hayat standartlarınızı yükseltip daha sonra onu karşılamak için çaba gösteriyorsunuz, çalışıyorsunuz ve bu arada da paylaşmayı Yok dediğin çok doğru ama burada yani. birkaç ayrı tip var. Yani bazı ne kadar parası olsa hayat standartını kendi gerçekten hiç ihtiyacı olmayacak kadar işte yüzlerce ayakkabı, yüzlerce tişört, yüzlerce ceket evet. falan şeklinde gereksiz bir kendine e, ideal koyup ona göre harcama yapanlar oluyor ama bir de şeyler var. E, o şekilde çok fazla parası olmasına rağmen hiç sarf etmeden tutup o orada durmasından mutlu olan bir tip de var. Akşamları sayan. Ama yani bunu yani mesela ne bileyim yarın öbür gün bir fakire vermek, birine vermek veya çok sevdiği çocuklarına miras bırakmak için de değil biraz daha yakından konuşursanız. Hı hı. Onun orada durmasını kendi için bir güvence olarak görüyor. Yani aslında ayette geçiyor bir okumuştu diyor. Sanki paranın kendini ebedileştireceğini hı hı. zanneder. O paranın üzerinden belki bir kurtuluş bulacağını falan zanneder. Ya oysa sen birazdan gittim ona vedalaşacaksın. Bütün bu gerçekle yüzleşmek istemiyor birçok insan. Ondan yani malla kurulan ilişkide çok hastalıklı bir yön var. Evet. E bu da tabii neye sebebiyet veriyor? İşte demin söylediğimiz hastalıklar. Onları bir daha tekrar etmeyelim. Onlara sebebiyet veriyor. Evet. Peki şu... bir ayet Buyurun bir, hocam. Ayetle e... taçlandıralım Öyle mi? bakalım. Evet. Mi Vaktimizin de sonuna geldik. Ayetle taçlandırırsak çok da güzel olur. Buyurun. Şimdi Leyl suresinin 5 ve 11. ayetleri arası. Hı hı. Bakın çok muhteşem. Diyor ki kim malını verir sorumlu ve duyarlı yani takvalı davranır ve en güzel olanı doğrularsa kolay olanı ona daha da kolay kılarız. Kim de cimrilik eder, kendini yeterli görür ve en güzel olanı yalanlarsa ona da zor olanı kolaylaştıracağız. Düştüğü zaman ahirette malın ona faydası olmayacak. İşte tam da bu. Yani Allah daha ne desin. Hani önceden haber veriyor ki Hepimizde tabii bu ayetler, hepimiz bu ayetlerin muhatabıyız. Yani Önce de haber veriyor ki yani buna düşmeyin. Çünkü buna düştükten sonra bu malın, mülkün bir şeyin size faydası olmayacak. Şu anda bir de şey de vardır. Yani hep erteleme anlayışı vardı insanlara. İleride yapacağım. Ya ilerisi var mı bilmiyorsun. Şu an var şimdi. Şu anda ne yaptıysan kar yanında Allah rızası için. Yani onu bugün yapmayacağım, yarın yapacağım dediğin zaman o yarınlar bir türlü başlayamayan pazartesi diyetlerine dönüyor. Evet. Hep pazar gibi başlayacağım diyorsun bir türlü başlayamıyorsun. Ve Kur'an'da değil mi hocam aslında şeye de dikkat çekiliyor. Yani ekinlerden hasat alındığı zaman hasat gününde malının karşılığının verilmesi geçiyor. Hmm. Şimdi burada gördüğümüz şey Kur'an'ın dikkat çektiği şey aslında bir şeye sahip ideali olabilir. en azından bunun elinize para, mal, imkan geçtiği anda vermek. Evet. Ayette bunun işareti evet. de var yani işte hasat zamanında. Ya yani o elde edilince vermek. Yani ben bunu tuttum. İşte bir gün veririm ileride falan diye düşünmek değil. Yani mümkün olan ilk anda vermek elinize gelir gelmez. Yani aslında bu da zekat ne zaman verilirin çok da güzel cevabı bir şey sahip olduğumuz zaman onun zekatını vermek Kur'an ayetlerinde de geçen durum. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, çok daha konuşulacak şeyler var elbette ki yardımlaşma ile alakalı. Allah nasip ederse inşallah. İnşallah Allah nasip Ömrümüz özleden, oldukça yine... biz konuşmaya niyetliyiz. Evet. Tabii de bu konuda bizi desteklemesini istiyoruz, ona hep bu konuda dua ediyoruz. İnşallah. İnşallah konuşuruz daha çok konuşuruz. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Sevgili izleyenler Ramazan ayı boyunca her gece kitap hediyelerimiz devam ediyor. Emre Dorman 101 Soru'da Kur'an, dini konularda en çok merak edilen sorular kitabı ve Caner Taslaman, neden Müslümanım? İslam'a inancın delilleri kitabını 10 izleyenimize hediye ediyoruz. Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafımızın altına yorum yaparak fotoğrafı beğenen izleyenlerimiz ve takipçilerimiz arasından 10